Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ormanda Cyclops oynayacağız. Aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. Direkt TR'ye kasacağım kahramanı. Seri sadece Cyclops alacağım. Bunun hakkında detaylı bilgi de vereceğim size. TR olduğumuzda işte nasıl yaptığımı hep birlikte göreceğiz zaten. Bunun dışında öncelikle ormanda işte nasıl oynanır hem de bununla ilgili öğretici olarak şeyler paylaşacağım sizlerle. Geldi. Ondan ziyade şu arkadakini almamız lazım ama. Biraz daha vur. Biraz daha vur. Bunu keseriz aslında. Devam etsek. Güzel. Güzel. Hemen adam burada. Onun mavisini çalarsak çok güzel olur. Gelmek isteyecektir. Bir yanı git diyor. Bir yanı kal. Çok güzel. Çok güzel. Skillimiz yok. Yakaladık öldü. Easy. Temiz bir başlangıç oldu arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne oynarsanız oynayın. Eğer ki gen kattığınızda kill çıkartamazsanız geri düşersiniz. Ona göre gen katmanız lazım. E hadi çıkartamadık ama abi adamın işte sıçrasını aldık. Eyvallah sıkıntı yok. Sıçra almak da baya büyük bir şey. Çünkü Adamın kaçacak şeyi yok. Bir dahaki genkte adamı da alırsınız zaten muhtemelen. Şimdi biraz böyle öğretici bir şeyler anlatacağım arkadaşlar. Direkt lig atlamanız için. Bak şimdi şöyle bir şey var. Sen bu oyunu 2 3 ay oyna, direkt mistik olman lazım. Eğer olamadıysan bir yerde bir hata vardır. Dikkat etmiyorsun. Bak şu frikill mesela gözükmezsek tut abi bak frikil. Frikil arkadaşlar bu biraz da şeyden kaynaklı. Yani benim çıktığım spellerden falan kaynaklı. Kahramanımızın ultisi zaten bildiğiniz üzere adamı sabitlediği için. E ben çarpı da kullanıyorum. Adam kaçamıyor zaten. Tut 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 tut. Tal abi. Tut şöyle. Tamam. O da ölür. Tamam. Easy. Güzel bir fight döndü. Abi çok iyi başladık. Dün var ya bir oyunda adam benle orman aldı dalaşmak için. Hem bana saldılar hem de orman aldılar. O kadar küfür yedim oyun başından sonuna kadar. Ana bacı sövdüler. 21'e 1 oynadım arkadaşlar. Takımın yarı hasarı ben de tek başıma en son manya katıp oyunu bitirdim. Yemin ederim. Yani sonra işte tabi bir şey olmuştur. Yüzleri herhalde kızarmıştır ama video çekmek istemedim çünkü hani Dün zaten 3 oyunluk bir video çekmiştim. Onu da atmadım. Bir saat oldu. Dedim bu çok uzun oldu. Hani bunu atmayayım abi dedim. O yüzden atmadım. Aslında atılabilirdi. Yani o videoda çok güzel oldu. 3 maç arka arkaya girdim böyle. Hiç videoyu durdurmadan. Seri bir şekilde bumpiklerine kadar. O videoda hoş olmuştu ama. Neyse sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar gen katarken Öncelikle adamın öne çıkması lazım. Bu yani artık bilindik bir şey. Adamın biraz önde oynaması lazım ve sizden kaçamayacak kahramanlara gidin. E şimdi şu öldü mesela her türlü. Oy! Gitti mi lan? Tamam güzel. Öldü derken adam bir anda uçtu gidiyordu. Hasarımız biraz düşük. Evet, kabul ediyorum şu anda. Ama bu kahraman daha çok hani oyun ortasında güçlenir. Ya şu itemi çıkmanız lazım. Bu ani hasarını büyük ölçüde arttırıyor arkadaşlar. Oraya da oynarız. Tamam. Şunu alırım bu arada. Tamam. Abi kill kalmıyor bak. Oraya oynarım aslında ama. Bir de Angel olunca var ya bu karakter çok OP oluyor arkadaşlar. İşte o dediğim oyunda Angela vardı. Arada bir giriyordu böyle. Abi bildiğin gibi değil. Şunu alırım arkası boş mu acaba? Değilmiş. Gerek yok. Gerek yok. Tamam bunu da alırım. Bunu da alırım aslında. Ultili olsun. Şöyle sadece görüş alanından kaçmaması yeterli benim için. Abi görüş arkadan geliyor bir şey. Tamam. Benim buradan kaçmam lazım can çalmam olmadığı için şu an çok can yenileyemiyorum. Yani birazcık item çıkmamız lazım arkadaşlar. Orta oyunda daha seri killer alacağız. Direkt bu kahramanı TR kasacağım. Vaktim oldukça sürekli oynamam lazım. Çünkü dediğim gibi bak şimdi ben sabah işe gidiyorum arkadaşlar 7.30'da. Akşam 6.30 7 gibi ancak evde oluyorum. E şimdi bunda da benim yine işte biliyorsunuz zaten ilgilendiğim şeyleri Borsa ile ilgili online toplantılarım oluyor Bizim bir ekibimizin olduğunu söylemiştim daha önceden E benim onlara da katılmam lazım Sürekli analiz yapmamız lazım E onlara gir bunlara çık derken Saat oluyor 8.30-9 E şimdi ben ne ara video çekeyim ne ara şey yapayım Hani yani sürekli bana abi düzenli video falan atmıyorsunuz diyorsunuz da Benim kendi hayatımda Yoğun zaten arkadaşlar. Vakit buldukça bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Abi bu sıra bayağı arttırdık. Aktiflik coştu bu sıra. Şimdi şuradan ADC, ben önce ADC çıkartmayı severim genel olarak. Yani ADC eğer aktifse benim için sıkıntıdır. Onu aldık ama şuradan gelirler diye düşündüm. Bunu belki biraz zorlayabilir. Tamam buradan bir kill daha çıkarttık şöyle şuraya bir gözükürsek belki yemleyebiliriz. Canı çok olan Tiger burada olduğunu. Maviye doğru bir gidelim şöyle. Hemen buradaymış adamımız zaten. Tuttum 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 tuttum. Tut abi. Tut dayı. Tamam. Arkada bir şeyler var. Akai beni ulti ile ittirebilir. Evet bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şöyle kaçıyoruz. Onu da alırız aslında ama yok. Yemedi çünkü bir anda çok gitti abi ileri doğru. Hemen şöyle farmımıza devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bunun dışında arkadaşlar hani dedim ya gen kattığınızda kill alamazsanız sıkıntı diye. Orman dön abi seri farmla. Bak farm olmadığı zaman öne geçemezsin. Öne geçemediğin zaman üstünlük sağlayamazsın. Şimdi adam kasmış sen kasmadıysan sıkıntı. Ya bu oyunda en önemli şey hızlı bir şekilde kasmak. Sen ne kadar hızlı kasarsan o kadar seri taşırsın oyunu. E kasmadın o zaman adam maalesef eline verir arkadaşlar. Kahraman ne olursa olsun bu bütün kahramanlar için geçerli. Ha, bazı kahramanlar oyun başı biraz daha üstün. O ayrı bir şey. Bu de bak şu 3 itemi kesin çıkın bu kahramanda. Gerisi yani biraz değişiklik yapabilirsiniz ama bu 3 item çıkmak zorundasınız arkadaşlar. Şimdi kill kovalayacağız şuradan. Doğru zamanı bekliyoruz. Oradan bir kill alıyoruz. Görüş vermedi. Ben ne çıkıyorum bu arada? Şunu çıkmam lazım. Şunu çıkmam lazım. Şimdi pozisyon kollayacağız. Onların ormanda Bruno'yu yemleyebilir muhtemelen. Bruno'ya gelmek isteyeceklerdir. Bakın bir tanesi geldi direkt. Hemen gördüğümüzde Böyle seri bir kill almış oluyoruz. Bunlara dikkat edin. Yani adamların nereye geleceğini tahmin ederseniz ona göre pozisyon alıp rahat şekilde kill çıkartabilirsiniz. Şu an muhtemelen yerimi biliyor. Change bu tarafa gelmek istemeyecektir ama Dayrut biraz bilmiyorsa oyunu şu yoldan geçecektir abi. Akai yerimizi bilmiyor. Evet güzel. Burada biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Arkalarından dolanıp sonra kill kovalayabilirim. Şöyle pozisyonumu aldım. Oraya bakıyorum. Bunun onun bana gelmemesi lazım. Tamam. Biraz şöyle vur vur vur, vur. güzel. Oynarım. Oynarım birazcık canımı doldurdum. Ulti açtı güzel. Şuradan hemen orada Akai'nin bizi biraz ittirmesi, kaktırması sıkıntı oldu. Yoksa orada güzel oynardık ama pozisyonumuz bayağı iyiydi gerçekten. Bir de Bruno'nun orada Free ölmesi sıkıntı oldu takım için. Şu kahraman çok sıkıntı abi. Yani sürekli farm itmesi çok sıkıntı. İlk onu da çıkartabiliriz aslında ultimizde. Benim ulti direkt kaçamayan bir kahraman için Firikil hani yani direkt onu alırım. İçlerinden çıkartırım. Tamam. Akai'ye gidebiliriz. Şu an hasarım en üst seviyede. Bir tane tank item çıkacağım. Onu aldım abi. Tamam. Onu da aldık. Tank itemi çıkmayacağım. Slow çıkacağım. Belki zorlanırsam büyü direnci çıkarım. Çünkü Kagura ile change var arkadaşlar. Slow verdiğinde sıkıntı olur. Yine pozisyon kolluyorum. Öne doğru biraz gelirlerse alta da girebilirler buradan. Alt da bizim için iyidir. Tamam. Altta da bir daha irut gördüm sanki. Tamam tuttu konu. Tamam öldü o. Tut abi, tut, 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 tut. Güzel. Bakın ADC'yi serice çıkarttık abi. Bunu da çıkartacağız muhtemelen. Aynen öyle. de 3 abi. Seri bir şekilde şuradan canımızı doldurup artık biraz bitirmeye oynayabiliriz. Çünkü adamlar sıkıntı arkadaşlar. Change var. Çok sağlam kule tutuyor. Şöyle biraz ana merkezi vuralım bakalım. Biri gelene kadar. Gelecek mi? E Bari şu orta kuleyi açsalardı bizimkiler. Tabi iyi olurdu. Olsun, sıkıntı yok. Baksana abi change çok iyi kule itiyor. Tamam, maviye gidelim abi, seri bir şekilde. Bu videodan sonra Kuşadasını anlatacağım sizlere. Tatil'e gittim işte, neler yaşadığımızı çok çok değişik şeyler gördüm abi. Ama var ya erkeğe erkeğe tatil'e gitmek çok farklı. Yemin ederim bak en iyisi, en iyisi aramızda kalsın arkadaşlar. Bir farklı yani, bir lord yapabiliriz. Şöyle gelin abi. Lord'a gidelim. Şimdi oyunu bitirmeye yönelik oynamamız lazım biraz daha. Çünkü oyun uzadıkça altın dengesi dengelendiği için adamlar da bize tek atmaya başlayacaktır. Öndeyken bitirmek en iyisi. Gelirler mi öne? Bekliyorum şu an. Oradan bir şeyler aldık. Güzel. Ölme ölme be ölme be. Onu da alsaydık. O kille gelseydi çok rahat bitmişti ama bence buradan biter bu oyun. Bence buradan biter. Tamam. İlk maçımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir şey olacak. Abi bir tek iyi oynadığım maçları mı paylaşıyorsun diyecekler. Çünkü 15'e 1 gördüğünüz gibi skor. Birazdan geçmişi göstereyim arkadaşlar. Siz karar verin. E, nasıl bir şey olduğunu. Ya bence kahraman çok güçlü zaten. Onu kesinlikle tartışmıyorum. Ve çoğu kahramanın counterı arkadaşlar. Birazcık öne geçtiğinizde çok fazla üstünlük sağlayabiliyorsunuz. İnşallah güzel bir sokak puanı verirse şöyle. Yani seri bir şey 10 verdi. Çok vermedi. Sıkıntı yok. Şöyle bir şeyimize bakalım. Hasarımıza bakalım. %41 iyi. iyi ama yeterli değil. %60'ları görmüştüm bu kahramanla. En sonunda geçen %50 yaptık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bakın bunlar hep dün oynadığım maçlar. Şöyle şurada mesela adam fitledi. %50 hasar vurdum. Trolledi. Şu maçta da iki orman oynadık. Adam bana hiç orman vermedi. Ona rağmen çok rahat bir şekilde taşıdık arkadaşlar. Yani ben kesinlikle kahramanı çok beğeniyorum. Sevdiğim bir kahraman. Burada çok kurmamışız yine. %36 ama dediğim gibi Angela ile ikisi oynadı. Bir de Herkürt'ün ani hasarı olduğu için. Direkt adam çarpla ani hasarını vuruyordu çok da orman vermedi. Bir kere falan almıştım oyun başında. Başka da alamadık. Ona rağmen de yendik arkadaşlar. Yani böyle de bir kahraman. Ben kesinlikle kahraman çok beğeniyorum. Zaten ben de çok oynamıyordum ama şu Yoda kostümü geldikten sonra kahramana şey mi arttı? Hani ilgi arttı? Şuradan kendimize riskli gördüğümüz kahraman Feni. Adam gidiyor tank kasıyor başıma bela alıyor. Hem kesemiyoruz hem bizi kesiyor rahat bir şekilde. Gerek yok. Şöyle ormana gitmek istediğimizi belirtelim. Orman gideceğim. Yani Karina da olabilir ama video olduğu için inşallah bırakır ormanı. Yani bilmiyorum ne olacak. Çok da bırakacak gibi durmuyor ama Bırakır inşallah. Serimizi bozmaması lazım. Orman bırakır mısın? Bırakır mısın? Video çekiyorum. Bakalım şöyle diyelim. Belki hani video çekiyorum dümeniyle yani böyle şeye belki salarsa bilmiyorum. Zaten yalan da söylemiyoruz. Video çekiyoruz arkadaşlar. Adam saldı. Evet. Elal olsun. Kral adam saldı abi. Tamam. Şimdi başlayalım abi kuşadasından bahsetmeye. 4 arkadaş gittik iş yerinden. Babam işte Kuşadası'nda. Bak bu videoyu şöyle düşünün arkadaşlar. Hani anket paylaştım ya. Öğretici videolar mı, işte muhabbet videosu mu, globale kasma videosu mu? Hepsine karar verin. Çünkü bu video üçünün kombinasyonu gibi bir şey olacak. Hani globale kastsam da serili maç atarım. 3-4 tane arka arkaya maç atarım. Kastığım kahramanla. Nasıl kastığımı görmeniz açısından. Yani o yüzden bu üçünün de aslında senkronize hali. Şuna bir teşekkür edelim. Tamam. Şimdi gittik abi Kuşadası'na. Yol bile bak yemin ederim yol bile acayip sardı. Arabayla gittik. Tek araba 4 kişi. Aldık abi çekirdekleri. Çıtlaya çıtlaya gittik. Yani inanılmaz sardı ya. Bildiğiniz gibi değil. Yolu bile acayip sarıyor. İşte arkadaş tek başına sürdü Kuşadası'na kadar Ankara'dan. Yani hiç de böyle işte yoruldum şey falan demedi. Ben biraz yattım yolda. Yalan yok şimdi. Bayağı bir uyudum abi. Oraya gittiğimde de çok enerjiktim hatta. Onlar uyurken onları rahatsız ediyordum. Ama var ya nasıl böyle. Gece işte arkadaş ben yerde yatmıştım. Gece işte yanıma geldi. Babamın evin eşyalıydı. Yanıma geldi. Yerde rahat edemedi çünkü. Kanepede yatıyordu. O. Bir rahat edemedi. Huzursuz oldu. Yanıma geldi yattı. Arkasını böyle dönmüş. Köşeye pısmış abi. Ben de çekiyorum hani düzgün yatsın diye. O da inatla gelmiyor. Abi çekiyorum çekiyorum gelmiyor. Hani düzgün yatırmaya çalışıyorum. Uyumuştur diye. Gelmedi sonra birden kalktı yanımdan gitti. Ee, gitti başka yerde yaptı. Sabah diyorum niye işte gelmiyorsun falan diye. Ben kanka diyor ben korktum diyor. Hani sen bana bir şey yapacağını sandım diyor. Hani yengeyle karıştı falan. Abi her günü ayrı bir eğlenceydi. Böyle çok farklı şeyler yaşadık. Erkek erkeğe çok daha farklı oluyor arkadaşlar tatil böyle arkadaşlarınızla. Onu da denemeniz lazım. İzin de zaten zor zor aldık. Normalde 8 arkadaş gidecektik. 4'ümüz aldık, 4'ümüz alamadık. Hani 4'ümüz derken 4'ün ikisi bekar zaten. Yani diğer evliler alamadı öyle söyleyeyim size. Onlar gelemedi arkadaşlar. Ben herkes gelsin istemiştim ama bir şekilde sardık eve zaten. Çok nerede kaldığınızın önemi yok. Önemli olan hani o toplulukta arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek. Ama neler yaşadık. Bak gittik. Ev şeye çok yakın. O Kuşadası merkezi çok yakın. Ayrıca şey kadınlar plajının dibinde tamam mı? Gittik abi. Lan bir git ya. Oo. Gittik. Bu şeye ee, şey var. Barlar sokağı var. Oraya gittik arkadaşlarla. Şöyle şunu alıp kaçalım. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Barlar sokağına gittik. Bak böyle bir şey hiç beklemiyordum biliyor musun? İşte barların önünden geçiyoruz. Abi kapının önünde hani barların önünde ortada bir yer var. Oradan geçerken sağ tarafında var. Sol tarafında var. Adamlar diyor kardeşim gelin işte girin böyle şöyle anlatıyor. Hani zorla bara sokmaya çalışıyor seni. Diyor size şöyle indirim yapacağım böyle indirim yapacağım. Bizde işte bilmiyoruz tabi. ne biçim bir yer burası hani herkes zorla bara sokmaya çalışıyor. Normalde öyle değildir. Kimse dört erkeği bara kolay kolay almaz. Çünkü damsız girilmez benim bildiğim barlara. Yani eli ayağı düzgün var. Dedik bunda bir şey var ama hani adam çok böyle indirim falan söylüyor. Ya işte size 70 lira yazacağım bira işte şöyle şey. Ben alkol kullanmıyorum. Alkolsüz dedi 50 lira yazarım size de işte istediğinizi içersiniz falan diye böyle şeyler yaptı. Biz de bir gaza geldik. Ne dedik? Geldik. arkadaşın birinin de şey işte sevgilisinden falan ayrıldıydı. Biraz kafası dağılsın diye şey yapalım diye girelim diye düşündük. Ama bak yemin ederim oyun tam da burada dönüyor. Oynarız. Tut lan onu. Tut bakayım şunu. Tamam, güzel öldü. Temiz. 2. 2 kil. 2 kil kılçıksız abi. Önemli olan doğru pozisyon. Gördüğünüz gibi 2 kil kılçıksız aldık. Mavimiz yok. Biraz manamız bitebilir. Hızlı kesmemiz lazım. Kesip buradan ikiliyelim abi. Tamam, görüşe gitti. İşte dışarıdan bakıyoruz. Tamam, bar çok canlı gözüküyor böyle. içeride full kızlar oynuyor gözüküyor. Bak yemin ederim. Neyse abi geçiyoruz işte önünden. Hani burası canlıymış dedik. Ya bizde bir şey yok zaten. Hani arkadaşlar için. Şimdi bizi yanlış anlamayın arkadaşlar. Lütfen. Rica ediyorum lütfen. Neyse abi. Böyle işte çok canlı içeri full dolu gözüküyor. Full kızlar oynuyor böyle. Bildiğiniz gibi değil. Tam dedik buraya girelim dedik. Abi bir girdik içeri. Adam o kadar da indirim yaptı falan. Bir girdik içeri. Yemin ederim bomboşmuş aslında. Sadece kapının önüne koymuşlar giriş kısmına böyle 3-5 tane kesin anlaşmalı kendi adamları. Onları koymuşlar. İçerisi bomboş. Bir de bizi endibe attılar mı? Anam 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 anam. Sıçtık. Onu alırız. Bizim burada birini kundaklamamız lazım. Kim olduğunun hiç önemi yok. Şurada Balmont olacak tut abi. Bak işte bu tamamen spellden kaynaklı arkadaşlar. Benim kazandığım hareket hızı bonusu. Abi şu parsa sıkıntı. Ona dikkat edelim. Oynarız. Oynarız YZ girerse Abi böyle bir şey olamaz ya. Biri girsin artık be. Yani neyse. Neyse abi. Ölmem diye düşündüm ama bir anda kanca ile çekince ben de anlamadım ne olduğunu. Önden biri girseydi orayı full alırdık aslında ama neyse. Sağlık olsun. Şu itemi çıktık. Tamam. Buradan bir can çalmaya gidelim. Sonra diğerini çıkalım. Ana itemimizi. Bu oyunda daha da ölmeyiz gibi bilmiyorum ama. Can çalmayı önce çıkarsak daha sağlam olur tabii ki. Neyse abi. Hani direkt ben dedim kanka kaçın. Kaçın. Yani sağdan soldan kaçın. Çünkü adam direkt hemen mezeyi getiriyor arkadaşlar. Meze dediğine de, patlamış mısır. Yani işte bir tane patlamış mısır koyuyor ortaya. O yani getirdiği şey. Güzel vurun abi. Vurun. Onu alamayacağız. Menzil yetmedi. Neyse sıkıntı yok. Üstte Mia var. Free kill. Ama şu turtle almamız daha sağlıklı olur şu an. Mavimizde varken şöyle seriyece şunu keselim abi. Tamam. Bunu aldık. Ölmesi lazım. Abi hadi. Tamam o da öldü. Şuradan yine killer gelecek muhtemelen. Diğer taraftan tut 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 sıkıştır 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 güzel. Güzel. Adamı çekti olsun. O çıkar oradan çok rahat. Tutabiliriz abi. Tutabiliriz. Tamam tutabiliriz. Şöyle tutuyoruz o kilimizle. Kaçırmıyoruz hiçbir yere. Tamam onu da aldık demeyiz. Şuradan farmımızı alarak gidiyoruz. Neyse. Kaçtık abi. Adam diyor işte nereye gidiyorsunuz? İşte meze geldi, parayı vereceğini senam diyor. Abi birden çirkefleştiler. Girerken öyle demiyordu. Dediği şey şu. Ben neyse o diyor. Burada ne söylediysek onu alırız. Bizde öyle şey olmaz senam. Adam daha bir şey yemedik. hiçbir şey elimizi sürmedik. Çıktık gidiyoruz. Dolandırıcı. Sakın girmeyin. Bak, Barlar Sokağı Kuşadası. Kesinlikle girmeyin arkadaşlar. Hepsi üç kağıtçı. Yemin ederim bak. Yani adamlar sistemli çalışıyor. Organize şunu çekersen geri keseriz. Mia'ya mı gidelim? Mia Aslında Mia'yı seri kempleyebiliriz. Oraya doğru yönelelim. Orada daha fazla fight olacak gibi şu itemimizle çıkalım. Sonra şeye gittik. Gemi turuna. Bak gemi turunda da şöyle eğer giderseniz Kuşadası'na arkadaşlar. Normalde damsız almıyorlar. Fakat sabah gittiğinizde adam bulamıyorlar. Adam bulamayınca abi bırak damsızı. Kimi görürse alıyorlar. Öldü o. Şuradan şöyle. Bak şey çıkmasaydım eğer. Hani can çalma temini çıkmasaydım muhtemelen Harley bizi burada teklerdi. 700 can ekstra şu seviyede çok iyi arkadaşlar. Neyse. Orada da bir uyanıklık yaptık abi. İşte bir abiyle konuşmuştuk. Çorumlu. Çok yardımcı oldu. Ben de Çankırlıyım zaten biliyorsunuz. Abi ona falan oynayamaz mıyız ya hiç? Yok hiç yok yani hiç. Adamla konuştuk. Adam dedi ki sabah gelin dedi. Bunlar dedi adam bulamayınca alıyorlar dedi. Biz de tamam dedik hemen öyle deyince. Çok güzel topladı. Çok güzel çok güzel kombo oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Tigreal süper ulti attı abi. Hemen şöyle gidiyoruz. Neyse gittik abi. Orada da işte tekne turuna çıktık. Normalde 250 liraydı kişi başı. Bayağı uygun gerçekten. Çünkü yemek de dahil. Ee, biz de gittik işte sabah. Adam da bulamamışlar zaten. Dedik abi 200 liradan hani alacaksan girelim 4 kişilik. Adam direkt okey dedi. Demek ki 150 deseymiş yine alacakmış. Yani bir de dedik işte biz pazarlık yapmadan olmuyor falan diye. Hani yoksa parasında değiliz falan diye böyle dedik. Tamam girin dedi. Abi sınırsız şey vardı. İçecek falan vardı. Değişik bir şey. Yani acayip sardı. O da güzeldi. Zaten akşama kadar vakit geçirmenizi sağlıyor. Eğlenceli bir şeydi abi. Hani sardı. Sarmadı diyemem. Sardı. Ben çok zevk aldım. Onun dışında sahile gittik. Kadınlar plajına. Adı öyle ama. Hani böyle deyince direkt full hani şey gibi algılamayın. Ölür, 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 ölür. Mia çok vuruyor. Tamam. O da ölür. Güzel. Abi çok iyi bir maç oldu. Bu maç çok kolay geçti. Adamlar direkt komboya gidiyor. Direkt tuttuğumuzda kombolayabiliyoruz. Çok güzel. Basit bir maç oldu. Yine buna slow çıkacağım önce. Çok bir tankları olduğunu sanmıyorum. Şu seviyede. Şöyle bir bakayım abi itemlerine. Yok. Yani bir tek bir tane tanka yakın şey var. Çek geri abi. Tamam o öldü. O da ölür. Oha nasıl hasar atıyoruz? Yaklaşsa? Şunu atsam ölür. Öldü tamam. Biri daha geliyor. Abi sadece ikinci yeteneğin şeyiyle öldürür de. Şöyle bir ona hasar atalım dedik ama olmadı. Bak kuş adasında akşam böyle yürüyüş yapması kadar eğlenceli bir şey yok abi. Adam ölecek. Ölme 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 hadi be hadi be. Bu adamda büyü direncim var. Yokmuş aslında ölürmüş ama bir zorladı biraz da kötü oynadık şimdi kabul edelim kötü oynadığımızı da kabul edelim burada çok böyle bir oyunculuk söz konusu değil şimdi bu bildiğimizi seçelim arkadaşlar adamlarda büyüdürenci yok ee, Harley var yani zaten hasar yediğimiz bir Harley ile şey vardır bence o yüzden Athena çıkıyoruz Athena çıkacağız ee, işte böyle Arkadaşlar bak ben ilk defa böyle arkadaşlarımla gittim ve gerçekten her şeyi çok farklıydı. Yani her şey çok eğlenceli. Bir de Kuşadası hem fiyat açısından çok uygun. Ben Bodrum'a falan da gittim. Oralarda böyle değil. Yani orada bir pizzayı en az 500-600 lira hesap ödersin. Ama biz Kuşadası'nda Ankara'da ne ediyorsak onu ediyorduk. Yani 100 liraya pizza yiyeceğiniz bir ton mekan var. Bir de sahil kenarı. Abi yok böyle bir şey normalde bu kadar ucuz olmaz hiçbir yerde Ama orada ucuz abi Yani Genel olarak Tatil için çok uygun bir yer Düşük meblalara güzel tatiller yapabileceğiniz bir yer arkadaşlar Gidip görebilirsiniz Zaten Otel fiyatlarına bakmadım ama Seneye bir apart planım var Evi işte Haftalık kiralamayı düşünüyorum Şu an babam kiracı koydu ama Seni eğer ben devre alırsam Öyle bir şey yapacağım Düzenli olarak kiracı vereceğim size de anlatırım zaten gitmek isteyen olursa fiyatta da baya yardımcı olurum gidebilirsiniz arkadaşlar böyle ee, videomuz bu şekildeydi çok böyle evet bariz bir şeyler anlatamadım yine çünkü oyun heyecanı ekstra bir şey oluyor insanda devam edeceğim kasmaya ben videodan sonra da devam edeceğim oynamaya biraz daha oynarım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Daha fazla video için de yorumlarda şöyle bir video çek. Abi şöyle bir şeyler yap derseniz bana yardımcı olmak için sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.